odayı ilk kez biriyle paylaşıyorum. O beşik benim kızıma aitti. Anladım ama... Ya bana niye gösteriyorsunuz şu an bunları? Ya benim bununla ne alakam var? Bunlar benim patiklerime ne kadar benziyor. Benim patiklerim. Bunlar benim patiklerimin ana... Siz benim evime girip odamdan patiklerimi mi aldınız? Figen Hanım, bu ne demek oluyor? Siz hasta mısınız ya? Zeynep, lütfen sakin. Hayır, sakin falan olmayacağım ben. Bana bu durumu açıklar mısınız lütfen? Diyorum ya, bu çok derin, çok sarsıcı, çok zor olacaktı senin için. O yüzden hemen söyleyemedim. Önce beni biraz tanımanı istedim. Beni anlayamamandan, sana kendimi anlatamamaktan çok korktum. Evet, gerçekten bu durum benim için korkutucu olmaya başladı. Ben evime gidiyorum. Zeynep, sen zaten evindesin. Figen Hanım, bence sizin bir doktora görünmeniz lazım. Hayır, bak, benim çocuğum ölmedi. Benden çalındı. Sonra da hayat hiç beklenmedik bir şekilde onu bana geri getirdi. Sen benim kızımsın Zeynep. Bak, gerçekten ben deli değilim, ben hasta değilim. Zeynep, inan bana, doğru söylüyorum, gerçek bu. Ben gidiyorum. Hayır, bak, sana ispatlayabilirim. Ya siz bana ne ispatlayacaksınız? Ha? Benim annem de, babam da var. Siz bana neyi ispatlayacaksınız? Ya siz gerçekten hastasınız. Ben emin olmak için DNA testi yaptırdım. Bekle. Ya siz Köksal'lara daha fazla kötülük yapmak için daha ne kadar küçülebilirsiniz? Figen Hanım, saçmalık mı yaptınız? Bak, ilk başta ben de bilmiyordum. Yemin ederim, sana geldiğimde hiçbir şeyden haberim yoktu. Buna lütuf de, mucize de, buna ilahi adalet de, ne dersen de, ama gerçek bu. Sen Köksal'lar yüzünden benden alındın. Ve şimdi bir Köksal sayesinde bana geri geldin. Ayarladınız ya. Siz gerçekten hastasınız. Bir daha beni sakın aramayın. Zeynep. Zeynep. Babana sor. Sor, anlatsın sana. Lütfen. Evindesin Zeynep, evindesin. Sen benim kızımsın Zeynep. Benim çocuğum ölmedi, benden çalındı. Sonra da hayat onu hiç beklenmedik bir şekilde bana geri verdi.
Sana güzel bir teklifimiz var. Pardon, siz kimsiniz? Figen Kiler. Diyorum sana, aramızda özel bir şey var diye. Ben de bugün sana söylediklerimi daha önce hiç kimseye söylememiştim. Alo. Hayatım, neredesin? Yürüyorum. Zeynep, bu ses ne ya? Bir şey mi oldu? İyi misin? Bir şeyim yok Onur. Onur, sonra konuşalım mı lütfen? Şu an konuşacak durumda değilim. Hayatım, endişelendirme beni ya. Dur, hemen lokasyon at bana, geliyorum. Bekle. Figen Hanım. Ben her şeyi anlattım Meri. Her şeyi derken? Hayatım. Ne oldu? İyi misin? Ya, gel hadi. Kızım, inat etme. Ver şu belleği bana. Ver, ortadan kaldıralım lütfen. Anne ya, Allah aşkına bir kendimize gelelim, bir sakinleş ya. Yani sen de taktın. Bir dinleyelim şunu ya. Kızım, nesini dinleyeceksin? Zaten bildiği şeyler var içinde. Ver lütfen, rica ediyorum. Hani nereden biliyorsun? Belki de yanlış diski aldık. Allah Allah. Bir bakalım içinde hangi ses kaydı var, ne demişiz, ne olmuş? Yani merak ediyorum. Kızım, o iblisin sesinin nesini duymak istiyorsun? Ben sinirlerim tepeme çıkıyor benim onun sesini duyduğum zaman. Verir misin lütfen şunu bana? Tamam. Sen dinlemezsin, olur biter. Tamam. Nesli. Versene kaydı. Ver. Allah aşkına, ver, Zafer, ver. Yapma ne olur oğlum. Zaten bak, sinir sistemi allak bullak olmuş kızın, lütfen. Rica ediyorum Zafer. Verin şu belleği bana. Anne bir dur ya. Lütfen. Ya bu giderken bulut falan diyordu. Ya demek ki başka bir yerlerde de saklıyor. Şimdi bu adamlarla da gitti, bunları kafalayıp tekrar bu olayla üstümüze gelmesinler. Olabilir mi bu? Valla bilmiyorum. Yani bulsalardı bunca zaman bulurlardı. Günlerdir hesaplarını falan dedik dedik inceliyorlar. E niye öyle söylüyor o zaman? Şansını denedi bence. Anne bak, bizim olayımız bu. Biz bunu bir önce halledelim. Gerekirse en iyi hacker'ı tutarım, ben hallederim. Ama şunu bir bulalım önce. Fuat bu yani. Her şey beklenir ondan. Ne oldu? Hadi. Şifre diyor. Bir de şifre çıktı başımıza ya. Ne olabilir ki yani? Yani doğum tarihim falan olmaz herhalde, değil mi? Saçma. Daha doğum gününden yola çıkmak doğru mu değil mi onu bile bilmiyorsunuz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Kapat anne. Şunu. Zafer, sen şey denesene. Doğum günü, ay, gün. Ya ne bileyim, bir kombinasyon yap işte. Büyük harf, küçük harf. Başka ne olabilir ya? Açıyorum. Bu adam kardeşimi öldürmeye çalıştı. Haklısın. Bu bize zarar vermekten hiç vazgeçmeyecek. Ne diyorsun yani? Halledebilir miyiz içeride? Sen yaparım diyorsan. Aa, tamam. Ay, kapat. Konuştum.
Kapat, rica ediyorum, kapat Zafer. Ay resmen dayanamıyorum ya. Pislik herif ya. Kendi sesini silmiş, sadece benim sesimi koymuş. O son söylediğim laf da başka bir yerden, onu da montajlamış. Adi herif. Yok yok, kapatma, kapatma. Dinle işte, ne güzel istiyordun dinlemeyi. Devam etsin. Ne oluyor burada? Ne gibi? Otoparktan Fuat'a benzeyen bir adamı sabah yaka paça dışarı çıkarmışlar. Ayıp görmüş. Ne diyorsun? Birine bir şey söylemiş mi? Zafer, sen otoparktaki güvenlik kameralarını sildin değil mi? Ya ne oluyor? Bana da anlatır mısın? Zeynep. Zeynep, neden buradayız? Bir şey söyle lütfen. Daha ben bile duyduklarımı idrak edemiyorum Onur. Figen Hanım ne söyledi de bu kadar? Yani yol boyunca sordum, ağzından laf alamıyorum Cem. Lütfen bir şey söyle. Figen bana dedi ki... Figen... Dedi ki yani güya... Güya ben onun kızıymışım Onur. Nasıl? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama DNA testi bile yaptırmış. Gördün mü? Onur, sahtesine çıkarabilir mi böyle bir şeyin? Yani kolaylıkla yalanlayabileceğimizi tahmin etmiştir. O yüzden cesaret edemez. Zeynep, nasıl olur bu? Bunların hepsinin cevabını babam verecek. Zeynep. Onur, sen gelme lütfen. Bak, bu benim için yeterince zor bir konuşma olacak. Babamla tek başıma konuşmam lazım. Ben burada bekliyorum. Hayır, hayır, bekleme. Eğer burada beklersen benim aklım sende kalır. Sen git lütfen. Onur. Peki ya ben gerçekten düşmanın kızıysam? Hı? Zaman ne olacak? Sen benim Zeynep'imsin. Kimin kızı olursan o, hiçbir şey değiştirmez. Sen şimdi git babanla konuş, tamam mı? Geldim, o yüzden getiremedim. Bir sonrakine getireceğim söz. Ben dedenle biraz yalnız konuşacağım şimdi. Aa, sen yine ne yaptın Allah aşkına? Ben ne yapmış olabilirim kızım? Bilmiyor musun, evden dışarı çıktığım mı var benim? Kızım hadi gel, otur sen de. Sofraya bir tane tabak koy, bir bardak mardak kahvaltını yap. Ondan sonra ne istiyorsan konuşursun. İstemiyorum abla.
Sen Sude'yi al. Komşuya momşuya parka bir yere gidin. Benim babamla özel konuşmam lazım. İyi, ben sofrayı kaldırayım o zaman. Çıkalım biz. Abla lütfen dedim. Canım. Hadi sen şimdi annenle güzel güzel parka git. Ben de bir dedenle konuşayım, olur mu? Sude. Al kızım, hadi giyin şunu. Tamam, biz çıkıyoruz o zaman. Sonra geliriz, tamam. Yukarı çıkalım. Hayır, bak Zeynep, eğer kim ne dediyse... Kim ne dediyse sen onlara niye inandın? Yalan söylemişlerdir kesin. Ben bir haftadır doğru düzgün kupon bile yapmadım ya. Ben kimim baba? Hı? Ben kimin kızıyım? Alo Onur. Ferdi, acil değilse... Aslında acil. Bunu sana daha önce söylemem lazımdı ama. Ne oldu? Konu Zeynep. Konuşalım mı? Figen'le mi ilgili? Evet. İyi tamam, sen madem benim sözüme inanmıyorsun ne diye soruyorsun o zaman? He? Sen bizden kurtulmaya çalışıyorsun. Bu da yeni bir oyunun mu acaba? Ya baba, birisi gelip burnuma DNA raporu dayadı diyorum sana. 25 yıl önce çalınan kızıymışım ben. Ne demek şimdi bu? Ha? Ben kimim ya? Kim ya? Ne demek o? Kim dedi ya bunu? Sen niye böyle şeylere ya çalınmak ne demek? Ben bebek hırsızı mıyım? Nereden çıkartıyorsun canım? Kim söyledi bunu? Kimmiş bunu söyleyen? Bak yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Her yalan söylediğin ellerini arkana saklıyorsun. Tanıyorum ben seni. Zeynep yapma kızım. Yapma, etme, eyleme. Annen çok üzülür. Sen bizim kızımızsın. Sen bana bunca yıl her kavgamızda kötü tohum dedin. Bu eve geldiğin gün lanet olsun dedin. Ama hiç doğduğun demedin. Ben sinirlenince ne dediğimi biliyor muyum ki? Ben de öyle sanıyordum. İşte canımı yedin Sude, ne bebekmiş. İşte gayet de nerede düşürdün kızım ya? Ya sen bunca yıl bir kere bile ablama böyle laflar etmedin. Bir kere bile ona kötü tohum demedin. Yani sen her kavgamızda bana başkasının çocuğu olduğunu mu ima ediyordun? Ben mi anlamıyordum? He, ben mi anlamıyordum? Bak ya, Allah Allah. Nereden nereye bağladın şimdi? Olacak iş mi canım bu senin söylediğin şey? Sen bizden kurtulmaya çalışıyorsun, o yüzden böyle davranıyorsun. Sen herkesin söylediği şeye niye inanıyorsun Zeynep? Ya DNA raporu var diyorum sana, DNA raporu. Bak ben de gideceğim. Ben de yaptıracağım. Eğer yalan söylediğini anlarsam bu sefer seni asla affetmem. Bak affetme ihtimali bile bırakmam diyorum. O yüzden sana son kez soruyorum. Ben kimim? Kimin kızıyım ben? Bu nasıl olabilir Ferdi? İzleri takip edip buraya vardığımda benim de nutkum tutuldu Onur. Sen bana bunu nasıl söylemezsin? Figen Hanım benden süre istedi. Zeynep beni biraz tanısın, ben kendim söylemek isterim dedi. Saygı duy. Ta ki bu son olaya kadar seni hedef alacağını düşünmemişti ya. Ulan beni üzmek için kızını yakmak ne demek? Ha? Hasta mı bunlar? Kafayı mı yemişler? Bak Onur, onu da anlamaya çalış. Ha? Kızı elinden alınırken ne acılar çektiğine bizzat ben şahit oldum. Kızının 25 yıl nerede olduğunu bilmeden yaşamak, bir anne için ne kadar acı olduğunu ne sen tahayyül edebilirsin ne de ben. Üstelik kızını da bulup bütün bu acılara sebep olan adamın oğluyla birlikte olduğunu görüyor. Anlamıyorum. Babamı da anlamıyorum, bu kadını da anlamayacağım. Onun günahı ne ya? Kızının günahı ne? Benim günahım ne Ferdi? Bizim günahımız ne? Ne yaptık biz? Onur. Hepsi mi hasta bunların? Kızmakta haklısın. Ama senin seçimin burada çok önemli. Ya ne seçimi abi? Bak Onur, Zeynep'in öfkesine ve hayal kırıklığına benzin mi olacaksın, su mu? Vereceğin cevap da bir anne ve kızın kaderini çizecek. Ne olur iyi düşün.
Bir hafta içerisinde ateşli hastalıktan kaybettik kızımızı. Annen iki göz iki çeşmeydi. Çok üzgündü. Sonra seni getirdiler. Verdim ben ananın kucağına. Seni öyle bir sardı, sarmaladı ki. Sarış o sarış. Bu kız bana Rabbimin bir hediyesi dedi. Çok sevdi seni. Yani ben iyi bir baba olmayabilirim belki. Kabul. Ama evlatlarımın arasında hiçbir zaman bir ayrım yapmadım ben. Hiçbir zaman. Sen bizim kızımızsın Zeynep. Sen biliyor muydun? Biliyor muydun? Ben çok küçüktüm. Seni getirdiler. Kardeşin iyileşti dediler. Ben sadece babamın para saydığını hatırlıyorum. Paramı? Paramı verdiler üstüme. Hayır hayır, masraflar için. Masraflar için vermişlerdi. Zeynep. Zeynep. Bak kızım, biz de bu kadarını biliyorduk. Daha fazlasını bilmiyorduk. Sana da anlatsak bundan başka anlatacak bir şeyimiz yoktu. Biz sana anlatsak da ne fark edecekti? Seni üzmekten başka neye yarardı ki bu? Kimdi bu Vedat? Ne iş yapıyordu? Vedat tır şoförüydü. Yani ben o kadarını biliyorum. Gilecilerle bir bağlantısı var mıydı? Yani büyük bir şirkette çalışıyor diye biliyorduk biz ama seni verdikten sonra zaten ortadan da kayboldu. Sonra taşındı diye duyduk mahalleden. Utanmadan bir de annenin soyadını kullanmışsın. Utanmadan taşıyabildiğim tek şey o da o yüzden. İnsan bir kere olsun kızım der, iyi misin der, başım belada mı diye bir sorar be. Senin kızın olarak doğduğum güne de lanet olsun. Aklını kullan. Bak aklını kullan. Para ediyorken aklını kullan. Kötü tohum işte. Kötü tohum. Ben söylüyorum kötü tohum diye. Zeynep kim anlattı? Ha? Kim anlattı sana bunları? Figen. Figen Gülleci. Zeynep. Zeynep Figen Gülleci'nin kızı mı? Götür beni buradan. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Anne, ben belliye hallederdim. Sen şimdi siber güvenlikçiyi falan niye karıştırıyorsun ya? Oğlum biz neler yaşadık bu kayıt yüzünden. Ben eşeği sağlam kazığa bağlayayım da hiç değilse bu gece rahat bir uyku uyuyabileyim. Tamam işte, aradığınız kaydı da buldunuz. Daha ne? Ver bana şu belliği. Ver. Anne sen bu meselenin sadece Neslihan'ın ses kaydı olduğunu emin misin?
Hı? Ne diyorsun? Anlamıyorum ne dediğini. Burada Harika adında bir dosya daha vardı anne. Açılmıyor. Şifre farklı. Ne o? Hı? Konu ne? Bu herifin sana karşı kozu ne anne? Yani bilmiyorum. Neden bize bir şey anlatmadın abla? Yani neden bu kadar içinde tuttun her şeyi? İnsan aptallığını öyle kolay kolay anlatabilir mi? Sen o adamı sevmişsin abla. Güvenmişsin. Bunun nesi aptallık? Ümit, ben bu adamla evlenecektim. Cenazede arkadaşım gelip beni uyarmasa ben bu adamla yuva kuracaktım. Hiçbir şeyden şüphelenmeden. Ailemi bırakacaktım, şirketi bırakacaktım. Şaka gibi. Yıpranmıştın abla. Görülmemekten o kadar çok yıpranmıştın ki. Eminim sana kendini kraliçeler gibi hissettirmek de çok iyi. Anne bak ben çocuk değilim ya. Benden bir şey saklama. Neyi geçiştiriyorsun sen bu kadar? Ben biliyorum. Ben biliyorum bu adam bu düğündeki kaydı buldu değil mi? Hı? Oğlum sen hala neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Neyi soruşturuyorsun? Sinirlerim bozuldu bak geriliyorum anne artık lütfen söyler misin bana? Bu adam sana şantaj yapıyor bak adım gibi eminim söyle bana lütfen. Evet. Evet sıkıştırıyordu beni. Ne diye? Şirketten hisse meselesiyle ilgili Neslihan'ı ikna etmem için sürekli beni sıkıştırıyordu evet. Tamam sen niye bana söylemiyorsun o zaman? Nasıl söyleyebilirdim ben sana bunu? Senin de başını belaya mı soksaydım? Yani Onur kulağına gitse, basın duysa ben kime derdimi nasıl anlatabilirdim Zafer? Tamam, onu anladım. Bizim görmemizden niye korktun o zaman? Oğlum ben... Ya Neslihan'ın halini görmüyor musun sen? Kız paramparça, sinirleri bozuldu. Ben Neslihan'a bunu nasıl anlatabilirdim? Daha mı çok üsteydim onu? Benim sinirlerim zaten perişan oldu. Nedir bu ya? Bu felaketler nedir böyle peş peşe? Ancak hırsımı o belleği alırsam çıkartabilirim. Ancak o zaman rahatlayabilirim. Ver şunu bana. Tamam al. Tamam. Tamam işte. Geçti. Hey Melih, Zeynep sana emanet. Ben bir gidip eczaneye ona iyi gelecek bir şeyler alacağım. Tamam. Zeynep, iyi misin? Bir de ben yalanlarım yüzünden vicdan azabı çekiyordum ya. Benim hayatım komple yalanmış ya Meri. Ay inanamıyorum. Ya inanamıyorum, aklım almıyor. Benim ailem... üstüne para verip beni başlarından atmış. Benim annem Figen'miş. Ya inanabiliyor musun? Beni Figen doğurmuş. Niye şaşırmadın? Sen hiç şaşırmadın. Meriç, yoksa sen bunları biliyor muydun? Meriç, sen bunu biliyor muydun? Meriç, sen bu kadını hayatıma bilerek mi soktun? Hayır, hayır. Öyle değil. Ya nasıl o zaman? Ya baba, tamam. Yeter ya. Nesi yeter kızım? Nesi yeter? Duymadın mı sen ya? Zeynep, Figen Kileci'nin kızıymış. Figen Kileci'nin kızı bebekken çalınmış. Ne demek bu? Ne demek? Vedat da ortalarda yok. Kabak benim başıma patlayacak. Vallahi billahi bak ben bu saatten sonra bebek hırsızı mı olacağım ya? Hapse mi gireceğim ben şimdi? Ya baba ne hapsi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Zeynep seni içeri attırır mı? Nerede hani Zeynep? Bıraktı gitti. Küstü bıraktı gitti bizi işte görmüyor musun?
Baba bak, bir bırak kızı, bir anlasın, bir sakinlesin. Ben bile ne olduğunu hala anlayamıyorum. Ya siz böyle bir şey nasıl söylemezsiniz ya? Sakinleşince gelir mi ki? Bakma canım öyle bönbön. Ne yapayım baba? Ha? Ne yapayım? Keşke birazcık daha anlayışlı davransaymışsınız. Anlaşılan bir kuponun daha yattı. Ne yani? Benim şu an paradan başka bir derdim yok. Yani öyle mi? Var mı? Sen ne olduğunu farkında mısın acaba? Yeter ya, yeter. Sen bana ne anlatıyorsun ha? Hikayeyi anlatma bana. Sen beni nasıl kaç paraya sattın onu anlat. Ben seni asla satmam. Sadece... Ya ne? Ne? Sadece ne? Ya senin bu olaydan nasıl bir çıkarın olabilir? Benim aklım almıyor. Ya yıllar önce dibi gördüğümü anlatmıştım. Hatırladın mı? Kadının biri içime çamur atıp bana iftira atmıştı. Büyük bir lansman vardı iş hayatından kadınlara. Ben koordinatördüm. Bir aksilik çıktı, iş bana patladı. Faturayı bana kestiler. Ya ne alakası var Melih? Ne alakası var? Ya faturayı kestiren harikaymış. O zaman öğrenememiştim çünkü... Ha, siz de Figen Hanım'la birlikte intikam almaya geldiniz öyle mi? Hamit'le harika biri hadlerini bildirsin dedim. Ya delireceğim ya, delireceğim. Sen bir de bu yaptığını savunuyor musun? Gerçekten. Hayır, anlatmaya çalışıyorum sana. Ya neyini anlatacaksın? Sen bana bunların neyini savunacaksın? Hadi tamam, hepsine bir bahanem var, anladım Meri. Ama sen o kadının annem olduğunu bile bile nasıl susarsın? Bilmiyordum Zeynep, yemin ederim bilmiyordum. Haberler çıkınca şüphelendim, hesap sormaya gittim. Kılıfına uydurdu, ben de inandım. Ama son çıkan haberde şüphelerim doğrulandı. Zafer olayını da mı sen anlattın Figen'e? Hayır, o biliyor gibi konuştu. Ben doğrusunu izah ettim. O haber yüzünden kavga etmeye gittim. Yanından çıkıp sana geliyordum her şeyi anlatmak için. Köşeye sıkışınca söyledi bana. Sen içeri girdiğinde Onur'la konuşup allak bullak içeri girdiğinde ben o zaman öğrenmiştim işte. O zamandan beri biliyorsun yani sen bunu. Zeynep neler yaşadın? Bebek heyecanın vardı, yalvardı bana. İzin ver, ben söyleyeyim dedi. Biraz beni tanısın dedi. Bilemedim ben Zeynep, ne yapacağımı bilemedim. Çık git dışarı Melih. Melih çık git evimden. Zeynep. Hani biz seninle kardeştik? Hani biz seninle sırt sırtaydık? Hala öyleyiz değil mi? Değiliz. Değiliz. Biz seninle çıkar uğruna gelmiş iki insanın ötesine hiç geçememişiz meğerse. Çık git evimden. Melih çık! Dostum sanıyordum ya. Ben seni sırdaşım sanıyordum ya. Meri, ne oldu? Yok bir şey. Zeynep'le ilgilen. Buzdolabında yemek var. Isıtırsın. Aç kalmasın. Zeynep. Hayatım neyin var? Ömrü herkes. Hayatımdaki herkes bana yalan söylemiş. Tamam, biz sakin ol. Ne oldu bir anlat. Meri her şeyi biliyormuş. Her şeyi biliyormuş ve gözümün içine baka baka susmuş. Susmuş mu? Niye? Ne önemi var? Ne önemi var? Hadi gel sen şöyle bir otur hayatım bir. Dur sakinleş, dikkat et. Gel. Ha.
Figen Hanım. Figen Hanım iyi misiniz? Size rahatsız etmeyi demedim mi? Merih Bey geldi de ben müsait olmadığınızı söylemeye çalıştım. Al içeri. Hemen. Merih. Ne oldu Zeynep'i gördün mü? Ne durumda? Harika. Başına talih kuşu kondu diye havalara uçuyor. Nasıl olabilir? Darma duman olmuş kız. Ne yaptınız siz? Yani nasıl böyle damdan düşer gibi söylersiniz? Ben söylemek istedim zannediyorsun o şekilde. Ama mecbur kaldım, beni silecekti. Bu haberlerden sonra delirecekti zaten. Ne bekliyordunuz? Bari yatışmasını bekleseydiniz konuşurdunuz yine. Ben dayanamadım. Bana öyle düşmanca bakmasına dayanamadım. Hepimizi sildi sizin yüzünüzden. Sus, sus dediniz. Sustum, saygı duydum. Ama sizin yüzünüzden bizim dostluğumuz bitti. Merih, ne olur bana yardım et. Ya sen benim neler yaşadığımı ona anlatmadın mı? Dinliyor mu ki? Figen Hanım, benim bu hayatta kimsem yok. Zeynep'ten başka kimsem yok. Onu da benden aldınız. Ben sadece kızımı istedim. Sadece kızımı. Ben sizin acınızı anlardım. Acelenizi de anlardım. Ama siz kızınızı sizden koparanların yoluna sapmasaydınız. O kadar öfke duyduğunuz, nefret ettiğiniz Hamit'ten ne farkınız kaldı? Hı? O siyasi kariyeri için babanızı harcamak istemiş. Sizi harcayansa babanız olmuş. Hamit değil. Kaldı ki o da öldü gitti artık. Ama siz bile isteye öz kızınızı yaktınız. Kusura bakmayın ama Allah'ın bir bildiği varmış demek ki. Eğer Zeynep sizinle kalsaydı bu kadar insan olamazmış. Ne yaptın sen Şükrü'yü? Haysiyet. Ne yapmış olabilirsin? Ne oldu? Zafer. Hayrola anne? Yok. Yani merak ettim bir haber var mı diye. Fuat'tan mı? Hı hı. Konuştuk ya anne. Hani bilmeyeceğiz dedik. Yani dedik. Evet. Onur da öyle söyledi. Ama insan yine de merak ediyor oğlum. Yani huzursuzlanıyorum. Ne bileyim. Kaçar diye korkuyorum işte. Onur haklı anne, bak bilirsek bir parçası oluruz bu işin. Merak etme, zaten Fuat kurtulamaz bu heriflerin elinden. Sen biraz kafanı rahat tut. Dinlen hadi biraz. Ne yapıyordun sen? Girince ben hemen hızla kapattım. Takılıyordum öyle internette falan ya. Bu can sıkıntısı işte. Tamam. Atlattık ama değil mi? Atlattık. Merak etme. Sen dinlen orada. Neyse ki tek tesellim ablanı kurtarmak oldu. İyileşecek ama o da. İnşallah. Hadi dinle sen, hadi. Thank you.
yaptıran Figen'miş. İyi de Figen Hanım neden böyle bir şey yapsın yani? Ferdi emin miymiş? Sen böyle her fırsatta bu kadını savunacak mısın ya bana karşı? Benim annem Figen'miş. Niye şaşırmadın? Rahatsız ediyorum, özür dilerim. Biraz sakinledi mi? Arada beni haberdar eder misiniz? Aklım onda. Hayatım Merih nerede kalacak? Yeri parası falan var mı? Bakar o başının çaresine. Ha pardon. Figen Hanım yardımcı olur ona. Figen Hanım'ı var onun. Biraz fazla üstüne gitmiyor musun? Ne yapıyorum ki Onur ben? Hı? Ben bir şey yapmadım. Zeynep. Ne Zeynep, Onur? Ne Zeynep? Ya ben Merih'i ablamdan bile daha üstte bir yerde tutuyordum, anlıyor musun? Bence beni en iyi sen anlarsın şu an. O yüzden lütfen bana Merih deme. Zamanla bırakalım, sakinleşelim biraz. Evet, bakalım bebeğimiz ne durumda? Evet, gebelik kesesi oluşmuş. Canım tamam, sakin. Pardon. Bebeğin yerleşim yeri normal. Bir sorun görünmüyor. Boyuna da bakalım. Boyu da normal. Yani şimdi her şey normal ben. Ben artık hamileyim diyebilir miyim? Evet, her şey yolunda. Hamilesiniz. Bu bebeklerin kalp atışını duyuyorlar ya, ben onu hep çok merak etmişim. Duyabilir miyiz? Deneriz. Bu haftalar için biraz erken ama bazen alabiliyoruz. Bir bakalım. Lütfen. Bu da size moral olsun. Sevgilim. Ya Onur, ama yani baksana. Mucize gibi bir şey bu. Hani ezeliye kadar şu an. Sonra büyüyecek. Sonra daha da büyüyecek. Sonra daha da büyüyecek, bizi beğenmeyecek. Sevgilim. Ya bak işte hormonlar yüzünden hep böyle sulu göz oldum. Şimdi beni 9 ay çekeceksin, hazır mısın? Ben bir ömür çekeceğim seni. 9 ay ne ki ya? Ya yapma işte, yapma. Durduramıyorum. Tamam, bak. Yeter ki böyle mutluluk gözyaşları olsun bunlar. Ben bir lavaboya gideyim. Onur, sen de açmayacaksın diye çok endişelendim. Figen Hanım, çok vaktim yok. Zeynep lavaboda. Konuşmak istediğinizi biliyorum ama Zeynep hazır olunca konuşmamız doğru olur. İyi günler. Baba, bu odanın haline Allah aşkına ya. Filiz, ya bu annenin bir tane yemenisi vardı ya kızım. Zeynep'i uyuturken hep gözlerini örterdi onunla. Nerede kızım o? Ha? Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın? Nerede ya? Sana ne yaptı? Baktım o kadar dolaba bulamadım. Neredeyse nerede? Bir bak bakayım orada mı değil mi? Hadi. Allah'ım. Bakalım annesinin hatırasını da silmiş mi? Al.
Vallahi o. Bunlar Zeynep'in. Bunlar da senin çocukluk eşyaların. Annen öyle ayırmıştı bunları. Ben evlenirken niye vermedin? Kızım seni ben mi evlendirdim? Sen gittin kocaya kaçtın. Allah Allah, konuşturma beni şimdi, tövbe estağfurullah. Düne kadar kovmak için elinden geleni yapıyordun. Şimdi mi anladın değerini Zeynep'in? Ya ölmüş annemden medet umuyorsun. Yapma bunu baba. Bırak annemin anıları temiz kalsın. Kızım, ben seni de iki günde bir kovuyorum. Zeynep'i de iki günde bir kovuyorum. Bu evin kapıları size gerçekten ne zaman kapandı ya? He? Ne zaman kapandı? Bilmiyor musun kızım? Bunların hepsi benim dilimde. Hepsi benim dilimde. Kimse size el uzatmasın. Kimse size dil uzatmasın diye. Ben o kadar uğraşmadım mı? Tamam, eyvallah. İyi bir baba olmayabilirim belki ama... elimden geleni yaptım be kızım. Elimden geleni yaptım. Ben kimsesiz, sokaklarda büyüdüm. Ve benim başımın üstünde böyle bir dam yoktu. Ben kimsesizliğin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Hiç kimsem yoktu. Yapayalnız. 8 yaşından beri köle gibi çalıştım her yerde. Herkes itip kalktı beni. Parayı çok seviyormuşum. Seviyorum, ne yapayım? Çocukluğumda anladım parasız olmayacağını bazı şeylerin. Siz kimsesizliği bildiğinizi sanıyorsunuz ama... kimsesizliği bilmiyorsunuz kızım. Kimsesizliğin ne demek olduğunu bildiğinizi sanıyorsunuz. Zeynep gidecek. Varsın gitsin. Ama anasıyla vedalaşacak. Öyle gidecek. Beni yok sayabilir Zeynep. Amenna. Ama ben ona anasının emeğini yok saydırmam. Ah gözüm ha. Gözüm. Ah gözüm ha. Hani biz ne yaşıyoruz böyle Allah aşkına ya? Ha? Ne yaşıyoruz? Bir bilsem kızım. Bir bilsem. Ama bildiğim bir şey var kesin. Evimize sağlam birini getirmediğiniz. Son bombayı da Onur patlatıyor. Şu halimize bak. Ha, inanamıyorum gerçekten. Kız bizim hayatımıza Melis Dilgen olarak giriyor. Zeynep Güven olarak devam ediyor. Finalde Kileci olarak kalıyor. Dur bakalım daha neler olacak. Aa, Onur'la evlendi. Köksal oldu, unutmayalım. Sinirlerim bozuldu benim. Nedir ayol bu? Ben her şeyi bilirim, ben her şeyi araştırırım diyen baban... şu anda bunları duysa kesin ölürdü. Yalnız hayat gerçekten çok tuhaf. Korktuğun ne varsa başına geliyor yani. Cuk örneği işte. Ya siz hala Zeynep meselesinde misiniz? Ya ciddi soruyorum, şaşırabiliyor musunuz hala? Ona artık Kileci meselesi diyeceğiz Zafer'cim. Kileci meselesi. Bak bu iş fake ha. Haberiniz olsun, bu işin altından bir şeyler çıkacak görürsünüz, demedi demeyin. Aa, Zafer, DNA raporu var ortada. Hala inkar ediyorsun sen de yani. Yalnız çok garip bir sistem yok mu? Biz ne yaparsak yapalım, istediğimiz kadar inkar edelim, saklayalım, yalanlar söyleyelim, hayatı kontrol etmeye çalışalım. Ne yaparsak yapalım, hayat bir şekilde olması gerekeni, olması gerektiği zamanda bir anda ortaya çıkarıveriyor. Biz sadece izliyoruz. İşte orası biraz karışık oluyor Nesteciğim. Yani sırlar dediğimiz şeyi bazen hayatın kendisi de yaratıyor. Yani insan bazen istemeden bazı şeylere mecbur kalabiliyor. Yani. Gerçekten karışık yani, çok karışık. Karışık, evet. Ya siz de dalmayın o zaman karışıksa bu kadar işin içine.
şey geldi aklıma. Şimdi bizimkiler evlendi ya. Bu durumda şirketler de mi evlenmiş oluyor yani? Yok ya, soyadını almamış ki daha. Ay sen öyle zannet Zafer. Soyadını almamışmış. İstemem yan cebime koy. Göya Onur'un gözünde ben para göz değilim ayarı yapıyor. Oyun oynuyor. Yani Onur önce bir kileci olduğunu kabul etsin falan. Hı? Israr etsin hatta Onur. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Sonra Onur kahraman olsun. Kadın oyun oynuyor. Şimdi kardeş şirket gibi duruyor da. Yani ileride ne olur ben bilemiyorum yani. Babam şimdi mezarında. Zafer. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce bu Figen Kileci Zeynep'in onun kızını olduğunu bile bile mi bu sosyal medya bombasını patlattı? Ben artık hiçbir şeye şaşırmam ha. Anne bak, böyle ailemizle ilgili herhangi bir gizli dosyamız vesaire saklımız varsa şu an tam zamanı, söyle. Anladın mı? Tek bir şeyde hamlede bitirmiş olalım hepsini. Ay hayır. Hayır Zafer, lütfen yani. Başka bir bomba kaldıracak gücüm yok artık benim. Kusura bakmasın kimse. Anneciğim öyle bir şey varsa da lütfen. Duymak istemiyorum yani. Ya biz daha yaşadıklarımızı da hazmedemedik ya. Geçenlerde Onur Zeynep Köksal ilişkisiyle ilgili haberi yaparken haddimi aştım. Bana gelen haber kaynağı bilgiyi teyit edemedi. Ben Onur Bey'den, Zafer Bey'den ama en çok Zeynep Hanım'dan özür dilerim. Ne şimdi bu? Sen mi organize ettin bunu? Figen Hanım hatalarını telafi etmeye çalışıyor belli ki. Beni de aradı klinikteyken. Sen lavabodaydın. Evet, beni de aradı. Ama açmadım. Umarım sen de açmamışsındır. Açtım. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Bu videoyu da o mu gönderdi sana? Sağlam para vermiş olmalı. Önceki yayınları da toplatıyorlarmış. İyi ya. Hatasının bedelini ödüyor işte. Dur dur, baktım ben. Efendim? Misafiriniz var. Samet Güven. Görüşmek istemediğimi söyler misiniz lütfen? İki dakika ver kardeşim ya. Tamam. Zeynep, annenin emanetlerini getirdim. Tamam, size versin. Ben sizden alırım. Ne yapmak istediğine emin misin? Ali Bey. Tamam, gönderin gelsin. Samet Bey, geçebilirsiniz. Hiç vazgeçmiyor ya. Ben gideyim mi, kalmamı mı istersin? Yani bence sen odada bekle. Şimdi seni görünce daha da büyük oynayacak. Belki içtendir. Sen babamı hiç tanımadın mı Onur? Hayır, ne oldu zaten şimdi bir anda? Babam olduğunu mu hatırladı? Babam da değil de neyse. Bence sen odada bekle. Tamam. Yukarıdayım. Kurye gibi öyle kapıdan mı alacaksın kızım? Aramızda bir bağ varmış gibi. Bana değer veriyormuş gibi davranma. Unuttun mu? Kötü tohumum ya ben. Seni ilk kucağıma verdiklerinde hüngür hüngür ağlıyor. Eve gelene kadar ortalığı inlettim vallahi. Sonra eve geldik. Seni annenin kucağına verdim. Öyle bir sarıp sarmaladı ki seni. Sen işte o zaman bir ananın kucağında olduğunu anladın. Ben
Anamdan bir bunlar kaldı. Bir de tertemiz sevgisi. Öbür tarafta hiç olmazsa rahat etsin kadıncağız. Ananın hakkını yeme kızım. Annem sakın kendine kalkan etme. Sakın. Ama sen et. Hayatının sonuna kadar onun sevgisini kendine kalkan et. Ne zaman başın sıkışsa, canın sıkılsa gider ona sığınırdın. Ona sorardın. Şimdi belki artık soramazsın. Ama hiç olmazsa selamını, hayır duanı eksik etme kızım. Verilmiş ama anana haksızlık etme kızım. Anana haksızlık etme. Allah'a emanet ol. Zeynep. Biz varız. Kızımız var. Hayırdır? Toplantıda fırtına gibi estikten sonra ben işi kafaya takmazsın diye düşünüyordum. Yok ya, işle ilgili değil. Eyvah. İnşallah bizi düşünmüyorsundur öyle dertli dertli. Seni düşünürken yüzümün nasıl göründüğüne dikkat etmedin galiba. Böyle mi oluyor? Olmuyor. Zeynep'i taktın değil mi kafaya sen de? Ya diyorum ki, şöyle herkesi davet edeceğimiz büyük bir şey mi organize etsek? Nasıl yani? Onur, Zeynep, annen, Neslihan, herkes. Aynen, büyük challenge. Tabii canım, onlar da böyle bir büyük challenge olsa da birbirimize karşı olan sevgimizi göstersek, şöyle bir sarılsak diyordu. Dalga geçme ya. Sana neden ümit dedikleri anlaşıldı. Hepsi o kadar ümitsiz vaka ki. Ailede bir tane pozitif insan olsun demişler. Tamam o zaman. Ben hazırlıklara başlıyorum. Ümit Hanım'ın kafasına düştüyse o parti yapılacak. Ben o zaman işin başına dönsem iyi olur artık. İhtiyaç halinde camı kırmaz.
Hayatım, sakinledin mi biraz daha? Vicdanımdan vurmaya çalışıyor beni. Bu defa içten geldi bana ama sen daha iyi tanıyorsun. Pardon. Kim o? Bak Figen sen açma. Ümit. Efendim Ümit? Abicim müsait misin? Sana danışmak istediğim bir şey var. Müsaitim, söyle. Buluşamaz mıyız? Ne oldu, bir sorun mu var? Yok yok. Yani hem seni görmek istiyorum, merak ettim. Ne zaman? Öğle arası. Şimdi bilemedim, Zeynep'i yalnız bırakmak istemiyorum. Bir dakika. Alo Ümit, ne haber? Zeynepciğim iyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gelecek Onur, merak etme. Hayır iyiyim ben de işte. Abine bir türlü iyi olduğumu anlatamadım ki. Çok teşekkür ederim ama eğer sıkıntı olacaksa. Yok yok, hiç sıkıntı olmaz. Olsa söylerdim zaten. Hadi bay bay. Haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Bak emin misin? Yani Ümit'i de çağırabilirim buraya. Ya canım benim, özel bir şey olmasa kız zaten çağırmazdı ki. Ayrıca 24 saat benim başımda duramazsın. Merak etme, iyiyiz biz. Tamam. Hadi git sen, bekletme, tamam. Nesli, ne tarafa? Ah, Makedonya işinin bitmek bilmeyen toplantılarından birine daha. Yani kalkıp Üsküp'e gitmiş olsaydım inan bundan daha az yorulacaktım. Haklısın. Onur olmayınca her şey sana kaldı. Yani üzerimde o kadar iş yükü var ki. Resmen Onur dönsün diye her gün dua ediyorum. Ama Köksal inadı işte. Geri adım atmaz asla. Peki yalnız mı gideceksin? İstersen Alp de seninle gelsin. Ne oldu? Tek başıma karar alırım diye mi endişelendin? Ben ortalık tekin değil diye söyledim. Senin için endişelendim aslında. Pardon Ümit'ciğim. Yani hepimizin o kadar sinirleri bozuk ki artık. O konu sonsuza kadar kapandı. Bitti gitti. Bir şekilde unutmamız gerekiyor. Her ne kadar zor olsa da. Lütfen. Peki. O zaman sana güzel haberler vereyim. Oh, güzel haber duyacağız sonunda. Evet. Bir planım var. Hı. Hani eğer çalışırsa bütün aileyi toplamak istiyorum. Tam Pollyanna'dan beklediğimiz hareket. Güzel. Hadi. Tamam, detayları söyleyeceğim. Tamam. Haber vardı. Galiba tam istediğiniz gibi bir şey buldum. Anlat bakalım. Abi keşke söyleseydin. Zeynep nasıl? İyi. İyi. Yani babası şu an en küçük problemim. Nihayetinde adam hiç orada olmamış onun için. Abi baba ama yine de. Yani biz de hiç olmadığını düşünüyorduk. Öfkeliyiz de hala. Ama baba çok büyük bir kavram. Zeynep güçlü kız yine de. Senin karnın ağrında bakayım. Abi annem bu Figen Kileci meselesini durup durup gündeme getiriyor. Atlatamadılar şoku. Yani umarım haber buradan yayılmaz. Bak Ümit, rica ediyorum. Bunun aile arasında kalmasını sağlayın.
Konuşuyorum, merak etme. Tamam. Figen Kilecin'in hikayesi neymiş? Niye yıllarca durmuş da şimdi bulmuş kızını? Yani hiç konuşamadık detaylı bir şekilde o konuyu. Bilmiyorum. Ya biz çok öfkeliydik, tam dinleyemedik. İşte Ferdinand'dan dinlediğimiz kadarını biliyorum ben de. Abi, ben senin birleştiriciliğine inanıyorum. Bütün bu olanlardan sonra bile bizimkilerin arkasında kapı gibi durdun. Zeynep konusunda da sana büyük iş düşüyor. Yani kendi annenle ilgili pişmanlıklarını düşün. Biliyorum, ben de kendimi buna ikna etmeye çalışıyorum. Zeynep'in durumu da malum. Yani bu haldeyken onu sağa sola çekiştirmek istemiyorum. Ama eninde sonunda köprü olmayı deneyeceğim. Tabii. Değecekse eğer. Ben de dereceye tere satıyorum. Aslında seninle bugün başka bir şey için buluşmak istedim. Benim bir fikrim var. Her şeye iyi geleceğini umduğum bir şey. Yani senin de fikrini almak istiyorum. Zamanlamasını birlikte yapabiliriz. Neyin? Of. Nereden çıktı oğlum şimdi bu yemek iş? Ne yemeği Allah aşkına? Sanki ortada bir aile kalmış gibi bir yemeğimiz eksikti yani. Anne, kızı ne güzel düşünmüş işte, görmüyor musun ya? Ha? Ya bak, bir sürü şey yaşadık, böyle saçma sapan badireler atlattık. Başka bir şey deneyelim, ne bileyim, buzları eritmeye çalışalım, ne dersin? Ay Zafer, lütfen. Ya anne, bak, Onur bile ikin etmemiş ya, düşünsene. Biz o çocuğa neler yaptık, o çocuk geldi bizim zor zamanımızda yanımızda oldu. Hani şirketi alacaktı, yok oydu buydu, ne oldu? Bak hiçbir şey yapmadı, sen daha neyin davasındasın? Nesin ediyor, gelecek miymiş o? Vallahi bilmiyorum, hepimizden hevesli çıktı o. İyi, bir düşüneyim bakayım. Biraz yorgunum, kendimi çok iyi hissetmiyorum zaten. Anne. Düşüneyim dedim oğlum, tamam. Tamam, niye böylesin o zaman sen hala? Bak bitti bütün kabuslar, sen daha neyin gerginliğindesin? Sakın sesini çıkarma. Benim canımı sıkma. Ne yapayım? Yürü lan! Benden kurtulduğunuzu sanıyorsunuz ha köksallar? İki kuruştan vazgeçemediniz diye her şeyi kaybettirdiniz bana. Ama şimdi sıra bende. Hayatınızın en büyük pişmanlığı olmaya geldim. Alo? Her şey hazır mı? En son yıllar önce babamın arabasını kaçırıp kaza yaptığımda suratını böyle görmüştüm. Korkmalı mıyım? Bilmiyorum ki. Fuat'ın akıbetini hala öğrenemedim. Gerisini bilmek istemiyoruz demiştik. Gizlice halletmişlerdir. Bu camiada çok iyi çalışan bir istihbarat ağamış. Eğer ölseydi baktığım yerde bir iz bulurdum. Ama bu kadar sessizlik beni endişelendiriyor. Sen alıştın tabii. Bela bizi bırakmaz artık diyorsun. Rehavete kapılmayalım diyorum. Tamam. Bir süre daha tetikte olacağız. Çocuklara da söylerim. Yarından haberin var mı? Ümit aramıştır. Habersiz diyorum, olur mu? Ben bu ara sizi toplu halde yalnız bırakmam. Zeynep de geliyor değil mi? Figen Hanım. Deniyorum Ferdi. Ama konuyu ne zaman açmaya çalışsam Zeynep kapatıyor. Sen Füsun Hanım'ı dinledin mi ki? Ne yapabilirim Ferdi? Derdi olanı, derdi olan anlar Onur. Ama ben inanıyorum ki sen ne yapıp edip bir yolunu bulursun. Zeynep'i de Figen'i de birbirine geç kalmasına izin vermez.
Figen Hanım, Onur Bey geldi. Al içeri hemen, hemen. Onur, seni beklemiyordum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçsene lütfen. Teşekkürler. Aslında ben de beklemiyordum, yolda karar verdim. Kusura bakmayın, habersiz geldim ama. Hiç önemli değil. Geldiğin için sağ ol. Bir şey içer misin? Sağ olun, iyiyim. Zeynep biliyor mu? Hayır. Öğrenince de çok kızacak. Figen Hanım, ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Nerede durmam gerektiğine de karar vermedim. O yüzden buradayım. Cevaplara ihtiyacım var. Seve seve. Her şeyi anlatırım. Madem kızınızı bu kadar önemsiyordunuz, 25 yıl boyunca ona neden ulaşmadınız? Ve onu bulur bulmaz yaptığınız ilk iş neden onun ilişkisini baltalamak oldu? İlk önce bunları cevaplar mısınız? Sana bu cevapları vermeden önce bütün hikayemi baştan sona anlatmama izin verir misin? Ya Onur, bu kadın sana neler yaptı? Bana neler yaptı, bize neler yaptı? Sen nasıl gidip onunla konuşursun? Hayatım. Bana niye haber vermedin sen? Sakin olur musun? Ama sen de yani bu konuyu bırakmıyorsun ki. Sen de bırakmıyorsun Zeynep, bak geceleri uyumuyorsun. İyi değilsin, ben görüyorum. Lütfen. Tamam. Ne anlatmış olabilir sana? Hı? Hı? Onur. 25 sene, Onur 25 sene ben bu kadının umrunda bile olmamışım. Eğer yanlışlıkla radarına girmeseydim belki asla bulamayacaktı beni zaten. Zeynep. Bak, hepsinin bir açıklaması var. Tamam mı? Hepsinin bir açıklaması var. Öyle mi Onur? Her şeyin bir açıklaması mı var? Peki ya benim 25 senem? Benim 25 senemin bir açıklaması var mı Onur? Bu kadın beni nereye bıraktığını bilmiyor. Güvende mi büyüyorum? Kimlerle büyüyorum, nasıl büyüyorum hiçbir fikri yok. Gelip beni bir kere bile aramamış. Hadi bunların hepsini geçtim. Tamam, bunların hepsini geçiyorum. Sırf senin canını yakmak için beni basının önüne yem gibi atmasını nasıl açıklayacak? Evet. Ha Onur, nasıl açıklayacak? Ha? Sakin ol. Ya bir insan kendi çocuğunu nasıl bu şekilde harcayabilir Onur, ben anlamıyorum. Anlıyorum ama... Ama mı? Eğer anlasaydın ama demezdin onu. Zeynep. Eğer anlasaydın gidip o kadınla konuşmazdın. Sen ne kadar çok merak ettiğini görüyorum, biliyorum. Ve sormak istediğin soruları sordum. Cevaplarını aldım. İzin ver anlatayım. Onur istemiyorum. Lütfen. Onur istemiyorum. Zeynep. İstemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. İstemiyorum ya. Al. Of. Ferdi'nin Fuat hakkındaki mesajını gördünüz mü? Ha? Şimdi gösterdim. Gördük. Dedim değil mi böyle bir ihtimal var diye? Dur tamam, panik yaratma hemen. Ya Fuat'tan haber alamayacağız demiştik zaten ya, bunun haber değerini anlamadım. Adamlar temiz çalışmış. Ya çocuklar, Allah aşkına şu yemeğe gitmeyelim ne olur. Zaten gönülsüzüm, şimdi daha da huzursuzum. Gitmeyelim Nesli. Anne lütfen. Yani kız o kadar çabalamış, uğraşmış. Olmaz şimdi. Hem ortadan kayboldu diye hayatımızı yönetecek değil yani. Doğru diyor anne, haklı. İptal etmek olmaz. Ya ben bunu bir derince araştıracağım. Bulacağım, merak etmeyin, tamam mı? Bu Fuat meselesi kafama çok takılıyor. Lütfen dikkat et, olur mu? Ben o adam için konu bile değilim. Hem bence bir daha Köksal'larla uğraşmayı göze alamaz. Bir, anlamak için acele etme. İki, zamanını gereksizlerle heba etme. Korkuyorum Ümit.
Seni kaybetmek istemiyorum. Sen varken bana hiçbir şey olmaz. İşte bu yüzden seni bırakıp hiçbir yere gitmek istemiyorum ya. Aslında imkan olacak. Seni böyle muska gibi göğsümde falan taşıyacağım. Taşımıyor musun yoksa? Bak ya, ciddiye de almıyor. Benim en ciddi işim sensin. İyi geceler hayatım. İyi geceler. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Böyle her seferinde dolup dolup sana patlıyorum, farkındayım. Çekeceğiz artık. Ne yapalım? Mecbursun. Zeynep. Ben annemi hiç kendisinden dinlemedim. Babamdan dinledim. Arkanın doldurmalarına inandım. Bana kendini anlatmak istedi. İzin vermedim. Benden vazgeçtiği için. Affedemedim. Eminim o beni affetmiştir. Ama şu an anneme sarılma şansım yok. Her şeyi anlat anne deme şansım yok. Ergen Hanım çok zor bir hayat yaşamış. Seni aramamış değil, arayamamış. Bulmayı denememiş değil. Bulamaması için babası her engeli çıkarmış önüne. Kendi evinde bir hapis hayatı yaşıyormuş. Belki Ferdi olmasa... seni hiç bulamayacaktı. Tamlar bütün izlerini gizlemek için neler yapmış. Yokluğuna sarılıp çok ağlamış. Çok acı çekmiş. Ben gözlerinde gördüm. Bak. Beni de. Seni de. Annelerimizde neden? Benim babam. O yüzden şansınız olsun istiyorum. Ben seni dinlemeseydim, öfkeme, fevriliğime saplansaydım, ne kadar eksik bir adam olurdum. Düşünsene. İşte buradan bak. Babam kimmiş peki? O niye sahip çıkmamış bana? Thank you.
Hayatım. Günaydın. Günaydın. Uyuyamadın mı? Yok. Uyudum aslında. Uyudum da biraz mücadeleli geçti. Sabah olunca mücadele etmekten vazgeçtim zaten. Benim yüzümden mi? Bu ara çok üstüne geldim bu konularla. Daha bu konuyu açmayacağım. Söz. Onur. Beni Figen'e götürür müsün? Kalmamı istemediğine emin misin? Eminim. Ama burada gizli gizli beklemeyin, olur mu? Tamam, zaten çok işim var, onları hallederim. Çünkü bütün hafta işim ben oldum. Senden güzel işim mi var benim ya? Zeynep. Çok güçlüsün. Gücümü senden alıyorum. Hadi görüşürüz. Bekleme bak burada. Tamam. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Figen Hanım'la görüşebilir miyim acaba? Zeynep. Hoş geldin. Gelsene. Ya geldiğin için çok teşekkür ederim Zeynep. Yani ben... Ben çok düşündüm. Ama hala tam olarak ne düşüneceğimi bilmiyorum. Kafam allak bullak, anlarsınız belki. Çok haklısın. Ben de senin kızım olduğunu öğrendiğimden beri kendi yaşadığım acıların hepsini unuttum. Uyuyamıyorum. Sadece sana yaşattıklarımı düşünüyorum. Ben Onur'a da söyledim. Afiyet olsun. Sağ olun. Ben seni aramaktan hiç vazgeçmedim. Ben ne zaman fırsatını bulsam seni araştırması için birilerini tuttum. Ama babam... Biliyorum. Biliyorum, babanız çok katıymış. Onur anlattı. Ama yani bir türlü de anlayamıyorum. Bir insan kendi kızına, kendi torununa nasıl böyle bir şey yapabilir ki? Hı. Siyasi itibarı babam için her şeydi. Senin bir gün bana ulaşma ihtimalini yok etmek için seni o yokluğa mahkum etmiş. Düşün. Ve tabii
yabancı birinden olduğum için. Değil mi? O Fransızdı. Biz çok aşıktık. O niye sahip çıkmadı peki bana? Senden hiç haberi olmadı ki. İlişkimizi öğrenince beni apar topar buraya getirdiler, kapattılar. Bütün iletişim yollarını kestiler. Ona da yalandan bir ayrılık mesajı göndermişler. Peki. Ya hayatta mı şu an, nerede? Bilmiyorum. Neden? Araştırmaya cesaret edemedim. Neden? Belki kalbim kırılır diye. Belki evlenmiştir. Sonra baba beni bir arkadaşıyla evlendirdi. Zorla. Adamın yarı yaşındaydım. Aslında anlaşmıştık babamla. Ben seni yurt dışında büyütecektim tek başıma. Ama başımda babamın adamları olacaktı tabii. O Hamit denen adam benim bir yabancıdan evlilik dışı çocuk yaptım haberini yayınca. Her şey allak bullak oldu. Seçimlere az kalmıştı. Babamın partisine, siyasi söylemlerine çok aykırı bir durumdu bu. Birileri bizi takip eder. Bulur, afişe eder diye çok korktum. Düşün, sana desem ki bu çocuğu aldırmak zorundasın. Hadi kürtaja gidiyoruz. Ne yaparsın? Hayatta kimse bana böyle bir şey yaptıramaz. Yaptıramaz tabii. Üstelik sen daha bebeğinin yüzünü görmedin bile. Ben seni emziriyordum. Sen benim kucağımdaydın, ben seni emziriyordum. Ben olsam kaçardım. Gerekirse aç susuz sokaklarda kalırdım ama yine de çocuğumu kurtarırdım. Ben kaçmaya çalışmadım mı zannediyorsun Zeynep? Babam her yerdeydi. Bilmiyorsun. Hay, bana yaptıkları zulmü Ferdi bile kaldıramadı, babama o kadar sadık olmasına rağmen dayanamadı. İstifa edebildi sadece, başka bir şey yapamadı. Eğer kaçmayı başarabilseydim, emin ol ben de bir lokma ekmeğe razı olurdum. Ben de senin annen gibi temizliğe giderdim, emin ol. Ama ben anlayamıyorum. Yani siz bunca şey yaşamışsınız. Babanız size böyle şeyler yapmış. Ya sen nasıl olur da sevdiğim adamdan ayırmaya kalkarsın? Nasıl olur da bana aynı şeyleri yaparsın? Özür dilerim. Ben yıllarca o Hamit denen adamdan alacağım intikamı düşünerek ayakta kalabildim. Yoksa yaşayamazdım. Senin ilk adımlarını, ilk gülüşünü, ilk kelimeni, anne deyişini, görme şansını elimden alan adamın oğluyla birlikte olman. Ben hala onunla beraberim. Biliyorum. Bunu hazmetmeye çalışıyorum. Ya kolay olmuyor. Ama hazmediyorum. Bak artık daha sağlıklı düşünüyorum. Ben bundan sonraki hayatımı senin mutluluğuna adayacağım. Seni mutlu eden kişi benim başımın tacı olacak Zeynep.
bana bir şans verirsen. Anne baksana ya. Sıcaklar nedir bunda? Hazır efendim. Süper. İçecek servis. Ay anne ya. Teşekkürler. Ümit hadi gel fotoğraf çekelim. Gel bir hatıramız olsun. Ben ortada geçeyim gel. Hadi gel. Bilsene. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O kadar iyi bir seçim olmuş ki burası Ümit. Gerçekten tebrik ederim seni. Ya sonunda abla, sonunda şurada rezerve yazısı yok ve hepiniz buradasınız. Evet. Heyecanlı mısın bakalım? Senin heyecanını verim şimdi. Ya güzel çek. Sosyal medya. Sosyal medya. Herkese sosyal medya. Ha Ferda uyandı. Ferda abi, hoş geldin. Wow, nasıl bir yakışıklılık ya. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Büyük patron. Burayı düşünmekle çok iyi etmişsin. Ferda abi yaşanan onca kötü şeyden sonra finali burada yapalım istedim. Öyle tertemiz bir sayfa açalım. Çok iyi düşünmüşsün. Ferdi. Gel, gel. Hoş geldin. Hoş buldum. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum seni özleyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Hoş geldin abi. 2022. Yeni sürümünle tanıştın mı? Estağfurullah. Ben onun öğrencisi olabilirsem ne mutlu. Hepimiz hayatın öğrencisiyiz. Alp. Öyle. Öyle. Hayır ya. Abim gelecek. Mekanı iyice kolajen ettin mi? Ettim abi temiz. Müstesim ikaz veriyor. Bugün gözün çok açık olsun. Al benden de o kadar abi. Amaralar gibi merak etme. Eyvallah. Burada. Ha. Bir tane. Ya. Hayır. Ya ama her şeyi bozdurur. Gelecek birazdan. Güzel. Burada parti de yapılır biliyor musun? Biraz sakin olur musun? Bak Zeynep çok daha iyi ve sakinledi. Bence seni gördüğünde çok sevinecek. Anladım, cesur yüreksin. Tamam da yani Dark Zeynep'le tanışmamışsın sen galiba. Dark Zeynep. Tanışmak da istemem galiba. O zaman beni müsait bir yerde bırak lütfen. Meri, bak bu savaşı vermek zorundayız. Zeynep için. Savaş meselesi değil de yani kızı üzmek istemiyorum. Bir de bir araba laf işitmek var onca insanın önünde. Bak emin ol sensiz de çok üzülüyor. Belki daha bile çok. Hem ben ona senin baktığın kadar iyi bakamıyorum. Senin bu arabanın içi çok tozlu. Böyle gözüme kaçırıp durma lütfen. Evet, herkes geldiğine gelmedi herkes. Birazdan gelecek. Ben bir konuşma yapmak istiyorum. Hazır mısınız anne? Zeynep geldi, Zeynep geldi. Zeynep geldi. Zeynep, hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep'ciğim, bir an hiç gelmeyeceksiniz diye korkmaya başlamıştım. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Merhaba herkese. Zeynep. Nesli, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abim nerede? Gelmek üzeredir o da şimdi. E sen yalnız mı geldin? Meri'yle gelmiştir belki. Meri nerede? Ya kusura bakmayın ben... Size sormadan bir misafirimi getirdim ama Onur sorun olmayacağını söyledi. O yüzden... Ne
annemle geldi. Gelsene anne. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Yok artık. Kusura bakmayın biraz ani oldu ama. Figen Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Meri. Hadi. Onur. Şöyle sırtımdan aşağı bir ürperti geldi. İlahi ikaz bu. Bence zaman doğru değil diyor. Ya senin gibi cesur biri böyle bir şeyden kaçar mı? Kim? Kaçmak mı? Ben hamile yani üzülecek derdim o. O zaman sen önden gidip ortamı hazırla bari hadi. Tamam. Hoş geldin. Canım. Ne haber Alp? Hayatım. Canım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sana bir sürprizim daha var. Neymiş o? Aile fotoğrafı eksik kalmasın istedim. Yapmadım Devumur. Sevineceğini düşündüm. Hoş geldin Nadde. Helal olsun sana. Umarım herkes senin gibi düşünür. Geç. Yanılmışsın. Hiç de sevinmedim. Doğru ya. Herkes ailesini affeder. Ben aileden değilim. Söyledim ama. Sen bir gelsene. Ne oluyor orada fısır fısır konuşmalar falan toplum içinde? Sen bir de sitem edecek hak kendinde buluyor musun yani? Hı? Yok. Hiçbir hakkım yok. Hatalıyım, kusura bakma. Oldu ya Merih. Bir de zeytinyağı gibi üste çık istersen ha? Pumpkin, ben hatamın gayet farkındayım. Öl de öleyim ama daha fazla yalvaramayacağım. Şu gruba bakınca herkesin kalbinde birbirini affedecek yer varmış. Demek ya senin kalbinde sandığım kadar yerim yokmuş... ya da şu resimdeki en suçlu insan benmiş. Onur, Onur! Ferdi? Samandıra'daki kamyonlar havuza ateşe vermişler. Zarar büyük. İki kişi de yaralanmış. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl olmuş ya? Polis olaya hakim. Ben de oraya geçiyorum. Tamam ben de geliyorum. Hayır. Her şey kontrol altında. Ben gidiyorum, siz burada bekleyin. Sakin ol. Bak ben ya. Desteğe gelirim abi en azından. Ay dikkat ben... et. Yok işi ya. Bak eminim o yaptı bunu bak göreceksin. Kimin? Güzel. Ağır abileri de çıktı. Bundan sonrası bende. Hani o mevzu kapanmıştı? Niye aklınıza gelen ilk şey yine o adam oluyor anne? Ne saklıyorsunuz benden yine? Kızım. Köksallar. Sürpriz. Tamam. Sürpriz. Tamam. Geç öyle. İndir o silah. Böyle geç. İndir o silah. Böyle geç. Unutmayın. Tamam. Harikacığım. Gördüm seni. Figen Hanım, partiye hoş geldiniz. Sakin, tamam sakin. Ben çok sakin. Şşş, sakin. Nesli? Fuat. Hedefte olmak nasıl bir duyguymuş? Hayır yapma, doğru yapma. Fuat çık dışarı, dışarıda hesaplaşalım. Senin derdin benimle. Ben seni böyle de hesaplaşıyorum. Tamam.
Ay. O zaman önce kül kesin. Hayır! Nasıl Meri, iyi mi durumu? Çıkmadı ki hala. Ameliyat devam ediyor. Durumu kritikmiş. Kritik mi? Figen Hanım kan verdi. Tamam, ben de vereyim. Neymiş kan grubu, ben de vereyim. Şimdilik gerek yokmuş. Al, gel sana. Fuat bu işi tek organize etmiş olamaz. Bir şey demiş mi polise? Sus. Ben şirketteki güvenlik kameralarını dedik dedik ettim. Bir tane temizlikçi var köstebek. Ferdi emniyette mi hala? Aynen, emniyette kendisi. Dinlemem lazım. Dinlemem lazım da. Bir şey olmayacak değil mi? Hayır, hiçbir şey olmayacak. Oğlum, bir şey olursa ben ne yapayım? Hayır. Hiçbir şey olmayacak. Oy oy bebeğim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum, biz bu herifi nereden çaktık? Abla, sen bu herifi nasıl buldun? Nereden buldun ya? Lütfen Zafer, lütfen. Heh, Ferdi abi, nedir durum? Tutuklandı mı şerefsiz? Konuşmuyor. Ne demek konuşmuyor ya? Yaptığı her şey ortada zaten. Ya bu işi nasıl planlamış, kimleri kullanmış, amacı neymiş bunları anlatmıyor. Bir şartı varmış. Şartı mı? Ne şartı ya? O eli kallı katilin, o manyağın hala ne şartı olabilir ki? Ne şartıymış bu? Zafer'le konuşmak istiyor. Ben ne alaka ya? Seninle konuştuktan sonra her şeyi imzalayacakmış. Hadi gidin. Ne münasebet canım, ne konuşacaksın sen onunla? Haksızlığa uğratacak seni, kışkırtacak. Anlatabiliyor muyum? Gidemezsin. Tamam anne, bir konuşup geleceğim. Hayır oğlum, seni delirtecek, anlamıyor musun? Başını belaya sokacak, niye anlamıyorsun anneciğim? Anneciğim yapamaz. Hayır, ben anne, anneciğim zaman, lütfen tutar mısın? Tut. Anne. Ferdi gel benimle. Bırak, derdi neymiş öğrenelim ya. Geç bakalım. Sen ne karaktersin ya? Sakin ol şampiyon. Emniyette olay çıkarma. Hem bak, beni kaldırdığınızı bile anlatmadım. Ne geçti lan eline? Hı? Ne geçti eline? Kendini de yaktı. Adam ne geçti eline? Canımı kurtarmak için o heriflere bütün paramı verdim. Sizin suçunuz bu. Hangi para? Ne parası oğlum? Ondan bundan çaldığın para mı senin ha? Hırsız. Sen yıllardır kimin parasıyla sefa sürüyorsun ha? Ben gebertirim ha. Denediniz. Ama olmadı. Halbuki sizin o sırlarınızı saklamak karşılığında istediğim şey o köksallar okyanusundan bir damlaydı ya. Özellikle de annenin sırrı. Annemin adını ağzından mı duydun mu beni? Ne oluyor beyler? Sorun yok memur bey. İki dakika daha lütfen. Peki. Pardon. Sakin ol oğlum. Ne bu şiddet mücadele? Zamanımız kısıtlı. Yerinde olsam can kulağıyla dinlerdim. Ben ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ya hiç sanmıyorum ya. Bellekte görmüşsündür. Üstünde harika yazan bir dosya var. Bak, bu sefer de bir oyun çeviriyorsan var ya. Git bak işte oğlum evine. Aç dosyaya bak, kim kime yıllarca numara çekmiş. Şifreli.
Ne bu? Şifre. Bir de sana bonus bilgi. Baban öldüğünde cebinde bu zarf vardı. Memur bey. Çıkabiliriz. Hadi çıkalım. Hayatta mutluluklar, Zafer. Zafer ne oldu? Bir şey mi dedi pislik? Zafer ne oldu? Burası ne emanet? Zafer oğlum, nereye gidiyorsun? Zafer gidin sana! Zafer! Hamit'in oğlu değil. Sen Hamit'i aldattın. Zafer. Oğlum. Oğlum deme bana. Bak ben ne yaptıysam senin için yaptım. Dokunma, dokunma bana. Dokunma bana. Biz bugün birbirimiz için öldük. Anladın mı beni? Bir daha sakın karşıma çıkma. Sana başka söyleyecek sözüm yok. Duydun mu beni? Hayır, sen benim her şeyimsin. Her şeyimsin sen benim. Oğlumsun. Sen benim için artık hiçbir şey değilsin. Zafer! 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 Anne! Beyhan! Beyhan yardım et hemen! Anne! Zafer! Zafer! Annem fenalaştı, dur! Zafer! Zafer, dur! Ali olur. Var mı bari ağrın, sızın, iyi misin? Yani öyle bir narkoz vermişler ki yalnızca kalbimi hissediyorum. O, yani onun ilacı da sende. Küs gidemedim, gördün mü? Dedim ki, Allah'ım bir uzatma ver, ben şu meseleyi halledeyim. Ya sen nereye gidiyorsun zaten Meryl? Ayrıca sen niye atlıyorsun ya benim önüme? Ödüm koptu. Ne bileyim ben, düşünmedim ki. Hem düşünsem de atlardım zaten, o kurşunları da yolardım. Ay, o... İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben bu yaşıma tek tabanca geldim Pumpkin'e. Hayatım böyle boş beleş gezen AVM müşterisi kılıklılarla dolu. Beni kim ne yapsın? Ama sen koca bir aileye lazımsın. Hem yani sensiz çok sıkıcı olur. Ben çekemem bu hayatı. Aptal. Aptalsın. Çok korktum biliyor musun? Ya sana bir şey olsaydı, ben ne yapardım o zaman Meri? Biz değil miyiz artık? Hı? Barıştık mı? Hı? Barıştık mı? Barıştık. Ayrıca doktorumla da konuştum. Her şey gayet yolunda. Karın boşluğuna gelmiş, bir zararı yok. Çok şanslıymışız yani.
Geçmiş olsun. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kan vermişsiniz ya. Daha ne olsun. Biz bayağı Voltron'u kurmuşuz. Heh, eksik parça da geldi. Aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim Meri. Yani şu sıfır size bedenden bir kahraman çıkaran hayat kime ne yapmaz? Aa, senin gönlün XX'ler aşkım. dur. tamam gitme dur. Hayatım, benim çocuklarla bir yere gitmem lazım. Ne oldu? Gelince anlatırım. Geçmiş olsun tekrardan. Sakin ol oğlum. Oğlum mu? Oğlun değilim ben senin. Ben senin oğlun değilim. Ben senin kardeşin de değilim. Oğlum deli misin sen? Kardeşimsin benim. Saçmalama. Ben senin hiçbir şeyin değilmişim ya. Ne istiyorsun benden? Kurtulun işte. Kızlar. Ben üveymişim ya. Benim yok babam farklıymış. Ben köksal değilmişim. Ben ne ödebilirsiniz mi? Oğluymuşum. Ya ne fark eder, ne fark eder? Ben köksal değilmişim. Ondan olmadı, ondan kafam, ah kafam. Ondan benden bir bok olmadı. Sen benim kardeşimsin oğlum. Anlasan da anlamasan da kardeşimsin sen benim. Duydun mu Zafer? Nasıl haber ama? Ha? Harikanın starı aslında fiyas koymuş. Asma yanıkları olur. Hadi gidin. Gidin buradan. Hepiniz yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Hiçbirinizi istemiyorum. Gidin lan. Gel oğlum buraya, gel buraya. Gel buraya. Bana bak, bana bak. Sen istesen de istemesen de kardeşimsin. Anlıyor musun beni ha? Anlıyor musun? Ben senin kanın değilmişim abi. Oğlum ne fark eder? Ne fark eder? Dışlanması gereken benmişim biliyor musun? Dışlanması gereken benmişim. Zafer hatırla. Hatırla bak, çocukken annen benimle oynamama izin vermezdi. Ama sen yine kaçıp bana gelirdin, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ha? Hatırlıyor musun? Oğlum bak, onlar olmasa, onların bize zorladıkları olmasa... ...dışlanması gereken diye bir şey de olmayacaktı Zafer. Sen kardeşimsin oğlum benim. Başımın belası, gel buraya. Gel oğlum. Bugün burada bu baltayı gömeceğiz. Tekrar aile olmayı öğreneceğiz, anladın mı? Salaksın sen. Salam. Ben de seni. Boynun emçikliyim. Ben emçikliyim. Hadi. Yaşarsam yaşayayım,
sabahın erken saatlerinde ilk işim sahip olduklarıma şükretmek oldu. Şükretmek çoğaltırmış. Eskiden buna hiç inanmadan yapardım. Şükredecek bir şey bulmakta çok zorlanırdım. Bazen uyanıp yeni güne başlamaktan ötesini bulamazdım. Hayatın elime tutuşturduğu kartlara isyanla masayı dağıtırken bir gün gelip de bütün bu kartlara şükredebileceğim aklımdan bile geçmezdi. Günün geceden doğması gibi, ışığın tünelin ucunda olması gibi, mutluluğun resmi için siyaha da ihtiyaç varmış. Ait olduğun yer seni çağırdığında yol düşündüğünden çok daha meşakkatli ve karışık olabilirmiş. Ama oraya vardığında şunu diyeceğinden emin olabilirsin. Beni ben yapan acılara şükür. Kaybolduğum yollara şükür. Doğrularımı bulduran hatalara şükür. Bana bahçemi veren hayata şükür. Ay Zeynep'in balonlardan hoşlanmadığını bilmiyor musun yoksa bilerek mi yapıyorsun Zafer? Ya bir insanın balonla ne problemi olabilir? Ayrıca ben bunu nereden bilebilirim? Vallahi Merih Bey ben söyledim Zafer Bey ama dinletemedim bir türlü. Yani, ayıp oluyor. Yani. Ama ayıp oluyor yani. Balonla mı şişirmeyelim? Ne habersiniz? Ne kadar şık görünüyorsun. Esas sen çünkü ne yapıyorsun sen? Bakayım şu parmağındaki ne? Bunun gözünü göster. Aa, kim aldı bunu? Nasıl? Sen seçtin o aldı. Babacığım yeter mi acaba artık? Ya ama kızım baksana ne kadar güzel bir ortam bulduk. Ben burada resim çekilmeyeyim mi yani? Kahveden arkadaşlarıma göstereceğim. E loft loft diye ağlıyordun. Lofta taşındık kahveden çıkmıyorsun. Vallahi hayret bir şeysin. Ne bileyim alışkanlık işte. Gel gel. Ya Zafer, ablam nerede kaldı? Bilmiyorum, geliyordur, yoldadır. Mesaj at, bir şey yap. Başlamamız lazım artık. Tamam, ne yapayım? Söyle, ne yapayım? Parayla mutluluk olmaz lafını bulan arkadaşı da andım. Mutluluk kalbinizden geliyor. Anne bak. Kalbinizi güvenle, kalbinizi inançla, kalbinizi cesaretle, kalbinizi şefkatle, kalbinizi aşkla doldurun. O zaman hayat kesenizi bir şekilde dolduruyor. Bak Zafer. Ama bunlardan mahrum bir kalbi dolduracak kese yok diyor bence. Bak. Torunum Masal. Doğum günü bugün. Bütün aile toplanıyoruz anne. Öyle korktuğun gibi olmadı hiçbir şey biliyor musun? Hem de hiç. Korkularını, hırslarını heba etmişsin zamanımızı. Hem kendini hem bizi. Oysa paylaşmak o kadar güzel bir şeymiş ki. O kadar güzelmiş ki anne. Aile olmak. Hadi kalk. Hadi annem. Kalk kendine gel artık. Hatalarına saklanmayı bırak. Hadi. Hadi gel bundan sonraki hayatımızın formülünü bulalım. Birlikte yaşamanın formülünü bulalım. Hadi konuş bir şey söyle. Ay oldu. Neden hala konuşmuyor?
Çok büyük travma geçiriyor Neslihan Hanım. Daha önce kendini hiç açmayan hastam da var. Tabii bir şey söylemek güç. Zafer Bey ziyaretine gelirse belki bir ihtimal. Gelmiyor. Getiremiyorum ki. Masal mı geldi? Ay. Tatlılar, bir bak ay, şunun tatlılığına bir bak. Aşkım, sen nasılsın? Siz ne zaman çocuk yapıyorsunuz Sayın Cappuccino? Vakti yok. Nasıl vakti yok? Vakti yok Raşit. Dedim başını yemiştim. Ay yarım saatinizi alır yani. Ne var bunda? Ben bakarım bak Meriç sözü veriyorum. Ya çok inandım şimdi. Tatmin oldum yani. Yani bakar mısın? Yani şu masalı ben yarattım. Yani. Evet. Sana helal olsun. Gel bakalım. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun Meriç? Sude Nazmi bir saniye. Gel gel. Gel bak, kaç kişi yüklemiş, bakar mısın şuna? Meri, ciddi misin sen? Ciddiyim, çok ciddiyim. Ya başardık. Başardık, tabii ki başardık. Neye öyle gülüyorsunuz ya? Gel, gel bak. Bakar mısın? Her geçen gün binlerce kişi yüklüyor. Ben hemen Fikir Hanım'a göstereceğim. Göster. Bugün rekor sayıda insan yüklemiş. Evet. Tebrik ederim. Sizi de tebrik ederim. Başardık. Tebrikler. Ya ablam nerede kaldı gelir ya? Gelir ya. Vallahi iki dakikaya gelir. Bekleyeyim ya. Hep beraber olalım. Ya Onur. Hiç böyle bir tablo hayal eder miydin geçen sene? Ne güzel bir masal yazdık değil mi? Devamını da yazarız istersen. Ya iki saniye romantik olsana. Tamam romantik de oluruz. Pasta geldi. Hadi pastayı keselim. Komunanlı. Pastası da geldi. Ben geldim. Selam. Hadi o zaman. Hadi. Fotoğraf hadi. Hadi ben çekiyorum. Toplanın ben çekiyorum. Serdar abi gel beraber. Sensiz bu aile tablosu olmaz hadi. Peki. Hadi Ferdi. Masal. Hadi bak. Masal. İki doğdun masal. İki doğdun masal. İki doğdun, iki doğdun. Ortaya var sana. Hayat ileri doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılırmış. Geriye bakınca bana masamı, masalımı bulduran her şeye şükür.